Emekli maaş zammı tablosu tahmini zam oranları. 5 aylık TÜİK verisi. Ocak 2025 Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak emekli maaş zammı tahminleri. 2025 emekli maaş zammı hesaplama tablosu netleşirken Ocak ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusu da merak konusu oldu. Emekli maaşı 2025 zamı belli oluyor. TÜİK'in enflasyon oranlarının belirleyici rol oynadığı emekli maaşı zamı, Ocak ayında yeni tutarla milyonlarca hesaba aktarılacak. Zam oranları, Aralık ayı enflasyonunun belirlenmesinin ardından netlik kazanacak. Böylece emekliler ilk olarak 2024 yılı maaşını alacak, sonrasında 2025 yılının yeni tutarı üzerinden maaş farkını hesaplarında görecek. SGK4A, 4B, 4C yeni emekli maaşı zam oranı 2025 Ocak ayında belirlenmesinin ardından yaz aylarına kadar bu maaşlar üzerinden ödemeler gerçekleşecek. Diğer taraftan emekli maaş zammı için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşı konusunda vatandaşı enflasyona ezdirmemeye kararlı olduklarını belirterek, e ücret belirlenirken bir denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz dedi. Peki 2025 emekli maaşı zammı Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur emekli sandığı için ne kadar bekleniyor? İşte 5 aylık TÜİK verisiyle birlikte en düşük emekli maaşı zam oranı 2025 Ocak tahmini. 2025 Ocak ayında yapılacak SGK maaş zammı 3 Aralık'ta açıklanan enflasyon verileriyle yeniden şekillendi. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve emekli sandığı maaş zammı oranları emekliler tarafından merakla bekleniyor. 2025 yılı için yeni maaş tutarlarının ne kadar olacağı, açıklanan enflasyon oranlarıyla kesinlik kazanacak. Temmuz-Oralık dönemi arasındaki 6 aylık enflasyon farkı, emekli maaşlarının ne kadar artacağı konusunda belirleyici olacak. Ayrıca, 2025 yılının ilk yarısındaki enflasyon verileri de yeni maaşların oranını etkileyen bir faktör olacak. SGK'nın emekli maaşı hesaplama sayfası üzerinden mevcut maaş tutarlarıyla yapılacak zammın ne kadar olacağı da öğrenilebilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz maaş zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki 2025'te emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar artacak? Bu soruların yanıtları yeni yıla girerken emekliler tarafından dikkatle takip ediliyor. Emekli maaşı zammı son dakika açıklaması. Yılbaşı memur ve emekli zammı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır, e açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce ise en düşük emekli maaşına ilişkin olarak E-2018 yılında kanuni düzenleme ile asgari emekli ücreti belirlendi. Bu uygulamayı AK Parti getirdi. Şu anda 12.500 lira seviyesinde. En temel kuralımız enflasyona ezdirmeme kuralı. O kurallar mutlaka çalışacaktır. 12.500 lirayla ilgili mutlaka değerlendirme yapılacaktır, e ifadelerini kullanmıştı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı mevcutta 12500 lira olarak ödeniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa, Aralık ayı verisi hariç en düşük emekli maaşı 14316 liraya yükselebilir. SGK 4A, 4B maaşı 4 aylık enflasyon farkı 4 aylık TÜİK verilerine göre enflasyon, aylık %2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayı için %3.23, Ağustos ayı için %2.47, Eylül ayı için %2.97, Ekim ayı için %2.88 zamı hak etti ve kümülatif fark %12.03 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Diğer ayların enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.